Bildiğiniz gibi uzaya ulaşmak zor. Hepimiz gezegenimizin karanlıkta yüzdüğünü görmek için kolay ve uygun fiyatlı bir yol istesek de şu anda bunun için fazla bir umut yok. Bugün bunun için tek yol bir astronot ya da milyarder olmaktır. Bununla birlikte gelecekteki uzay araştırmaları için bu hayali gerçeğe dönüştürebilecek bir kavram var. Uzay asansörü fikri. Hazırsanız videoya geçelim ve bu uzay asansörü fikrinin ayrıntılarını inceleyelim. Uzaydaki geleceğimiz birçok faktöre bağlıdır. Araştırma, geliştirme, görevler için ödeme yapma kabiliyetimiz, yörüngeye ulaşmanın daha verimli yenilikçi yollarını keşfetmek ve gelecek nesil uzay roketi tasarlayan bilim adamlarını teşvik etmek için eğitim fırsatları sağlamak. Bir kütleyi dünya yüzeyinin yer çekiminden çıkarıp 0G yörüngesine alabilmek her zaman bulmacanın en pahalı parçalarından biri olmuştur. Birkaç kilogramlık bir şeyi uzaya almak için muazzam miktarda enerji ve dolayısıyla yakıt ve para gerekir. Şimdiye kadar yaptığımız şey, hali hazırda tonlarca yakıtla yüklü büyük roketleri, her biri yakıtın ve roketin kütlesine kıyasla küçük bir yük taşıyarak atmosfere fırlatmak olmuştur. Kısacası şimdiye kadar sahip olduklarımız oldukça verimsizdi. Birçok mühendisin uygulanabilir bir alternatif olduğuna inandığı yollardan biri uzay asansörleri inşa etmemizdir. Elbette bunlar geleneksel anlamda asansör değil. Uzay asansörleri aslında nesneleri yukarı ve aşağı hareket ettirecek olsa da onları bir çeşit demir yolları olarak düşünmek daha yararlı olacaktır. Peki bir uzay asansörü tam olarak nasıl çalışır? İşleyişini anlamak için önce yörüngenin ne olduğunu anlamalıyız. Yörüngede olmak, temelde bir şeye doğru düşmek, ancak ıskalayacak kadar hızlı hareket etmek anlamına gelir. Genel tabirle toprağa bir top fırlattığımızda havada bir kemer oluşturur ve yere çarpar. Uzayda yer çekimi size hemen hemen aynı şekilde hareket ettirir. Ama yeterince hızlı yana doğru hareket ederseniz, yer çekimi sizi ona doğru çekerken yerin eğrildiği yüzeyde kalmanıza neden olur. Uzay asansörü yerden dünyanın en az 35 bin kilometre yukarısındaki bir noktaya jeotasyonel yörüngede karşı ağırlık görevi gören bir uzay istasyonuna ulaşan devasa bir bağlantı kablosu olacaktır. Ancak uzay asansörü insanlar tarafından inşa edilen en büyük ve en pahalı yapı olacaktır. Ekonomik maliyetini anlamak çok önemlidir. Roketler uzaya az miktarda kargo almak için büyük miktarda roket yakıtı yakarlar. Şu anda ortalama bir insanı uzaya taşımak için yaklaşık 1,3 milyon dolar, arabanız için 40 milyon dolar ve uluslararası bir uzay istasyonu için milyarlarca dolarlık bir ücret gerekiyor. Bu muazzam maliyet insan uzay uçuşunun en büyük sınırlamalarından biridir. Teknolojinin gelişmesiyle bile bu maliyetin yakın zamanda bir uçak biletinin fiyatı ile karşılaştırılabilir olması muhtemel değildir. Uzay asansörü işte tam da burada sorunun nihai hızlı bir çözümü olarak gündeme geliyor. Geleneksel roketçiliğin aksine uzay asansörlerini kullanmanın avantajları çoktur. Uzay asansörleri uzaya kütle gönderme maliyetini kilogram başına kabaca 20 bin dolardan sadece 200 dolara kadar düşürebilir. Uzay asansörleri gelecekte bir kez kanıtlandıktan sonra insanlar için roketle seyahat etmekten çok daha güvenli olabilir. Gökyüzüne doğru yolculuk daha yavaş olurdu ancak organik veya inorganik kargoyu tahrip edecek yüksek G kuvvetleri olmayacaktı ve kargo kapasitesi herhangi bir roketin taşıyabileceğinden çok daha büyük olacaktır. Uzay asansörü fikrinin kökeni, kavram hakkında ilk kez 1895 gibi erken bir tarihte yazan Sovyet-Rus roket bilimcisi Konstantin Tsiolkovsky'ye kadar uzanır. Bu bilim insanından uzay tabanlı güneş enerjisi videosunda da bahsetmiştim. Goddard ve Oberth'in yanı sıra Tsiolkovsky roket biliminin babalarından biridir. Tsiolkovsky'nin önerisi temelde uzaya çıkacak kadar yüksek inşa edilmiş bir kuleydi. Gerçekten uygulanabilir ve modern bir uzay asansörü fikri, 1959'da merkezcil kuvvet ile yerinde tutulacak bir gerilme yapısı tasarlayan başka bir Rus bilim adamı olan Yuri Arsutanov'dan geliyor.
Bütünüyle bir uzay asansörü yapısı inşa etmenin maliyetinin yanı sıra modern Ar-Gemiz'in ipi inşa etmek için mümkün olan en güçlü ve en hafif malzemeye erişmesi en büyük engeldir. Karbon nanotüpler genellikle en iyi seçenek olarak görülür. Ancak başka olasılıklar da vardır. Silikon karbür, silikon nitrür ve silika nanoteller gibi. Uzay asansörleri 6 ana bölümden oluşacak. Yer istasyonu, ip, karşı ağırlık, uzay istasyonu, tırmanıcılar ve tırmanıcı güç kaynakları. Karşı ağırlık ipin en uzak ucuna yerleştirilmelidir. İstasyon ise üzerinde eşit miktarda kütlenin olduğu bir noktaya yerleştirilmelidir. İnsanları yüksek irtifalara yönlendiren güç kaynakları muhtemelen lazerler ve güneş pillerinin bir kombinasyonu olacaktır. Aynı zamanda karbon nanotüp yapım teknolojisi uygulanabilir hale geldiğinde uzay asansörlerine güç sağlamak için füzyon reaktörlerini de kullanabileceğimiz muhtemel bir seçenek olarak duruyor. Tek bir günde bir uzay asansörü yukarı ve aşağı çoklu yolculuklar yapabilir. Ek olarak bir roket fırlatma üssüne göre düzenli olarak çok daha az personel gerektirecektir. Tüm bunların yanı sıra Japon ve Çin uzay ajansları sırasıyla 2050 ve 2045 yıllarında uzay asansörleri inşa etmek istediklerini açıkça belirttiler. NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi Gelişmiş Projeler Ofisi aslında böyle bir mühendislik başarısı için bazı resmi planları bir araya getirdi. Uzay asansörü konsepti, dünya yüzeyinden 35 bin kilometre yükseklikte sabit dünya yörüngesine kadar uzanan bir yapıdır. Merkez kütlesi, tüm yapı dünyanın yörüngesinde, dünyanın dönüşüyle senkronize olacak şekilde, ekvatordaki taban eki üzerinde sabit bir konum sağlayacak şekilde, jeostatik yörüngede olacaktır. Kablo boyunca hareket eden elektromanyetik araçlar uzay ile dünya arasında insanları, yükleri ve gücü taşımak için bir toplu taşıma sistemi olarak hizmet edebilir. Yeryüzünde bir uzay asansörü inşa etmek için kablo malzemesinin daha güçlü ve daha hafif olması gerekir. Yani bilinen herhangi bir materyalden daha fazla özgül mukavemete sahip olmalıdır. Kesit tasarımından bağımsız olarak zorlu özel mukavemet gereksinimlerini karşılayan yeni malzemelerin geliştirilmesi, tasarımların tartışma aşamasının ötesine geçmeden önce gerçekleştirilmelidir. Bir uzay asansörü, kendi ağırlığını taşıyabilen henüz var olmayan son derece güçlü ancak esnek bir malzemeden yapılmalıdır. Şu anda dünyada bu özelliklere sahip hiçbir madde yoktur. Yalnız bu özelliklere yaklaşan malzemeler ilk olarak 2014 yılında inşa edilen bor nitrür nanotüpleri ve elmas nanotüpler olmuştur. Bunun yanında karbon nanotüpler ile yalnızca 7 cm kalınlığındaki bir uzay asansörü ipi her gün 1000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağı düşünülmektedir. Bu, yörüngede yapısının tam olarak tamamlanması 10 yıldan fazla süren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tamamının kütlesine eşdeğerdir. Gerçek şu ki, tüm bu potansiyel artıları göz önüne alındığında bile uzay asansörü fikri aslında tehlikeli bir buluş olacaktır. Eğer uzay asansörü ipi iki ucundan da çatırdamaya başlarsa yıkıcı olduğu sonucu ortaya çıkar. SpaceX gibi şirketler haklı olarak mevcut roket teknolojimizin verimliliğini arttırmaya odaklanırken dünyadan yörüngeye taşımacılığın gerçek geleceği muhtemelen uzay asansörlerinin benimsenmesinde yatıyor. Nihayetinde bu teknoloji, hükümetlere ve şirketlere malzemeyi ve insanları uzaya götürmek ve orada çalışmak için daha hızlı ve daha ucuz bir yol verecektir. Ay ve Mars'ta uzay istasyonları ve yerleşim yerlerinin inşasını çok daha uygulanabilir ve daha kısa zaman aralığında yapılabilir hale getirecektir. Uygulanabilir bir uzay turizmi endüstrisine daha güvenli ve daha güvenilir bir rota sağlayacaktır. Çin, Japonya ve hatta NASA'nın bu seçeneği ciddi bir şekilde incelemeye başlayan uzay ajansları ile kozmik keşiflerin kolaylaştırılmaya başlaması sadece bir zaman meselesidir. Tüm bu zorluklarla bile bir yüksek irtifa asansörüne sahip olmanın getirisi çok büyük olacaktır. Bu, gerçekten bir uzay uygarlığı olmanın ilk adımı olabilir. Belki de asla bir uzay asansörü inşa edemeyeceğiz ama bunu yapmaya çalışırken uzay yolculuğu hakkında çok şey öğreneceğiz. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.